sevdalar gerçekten çok acı oluyor arkadaşlar. Hepinize selam. Namaste. Satrika. Ben şu an havaalanına gidiyorum. Size söylediğim gibi Hindistan'daki son günüm. Uçağım 6.55'te ve şu an saat 4'e geliyor. 2,5 saatim falan var. Ne yazık ki ben tek başıma gidiyorum, yalnız gidiyorum ve bu beni çok üzüyor. Ama Raja'nın burada birkaç işi var. Onları hallettikten sonra ne zaman gelecek bilmiyorum ama bir şekilde gelmeye çalışacak. Tabii bu ne kadar işte kesin bir şey olsa da yine de yalnız gitmek beni üzüyor. Delhi saat sabah 4'te falan, çok da sakin değil aslında. İnsanlar çoktan günlerine başladılar bile. Onu hissediyor. How you feeling? Ben mi? Very different. Very upset. What is upset in Turkish? Üzgün. Üzgün. Hı-hı. Sen üzgün müsün? Vedalar gerçekten veda. My shoes. Hello, let us be here. Maalesef kendimi çok zor tutuyorum ağlamamak için. Evet, gerekli işlemleri hallettikten sonra şimdi artık ne diyeyim, gerçekten o kadar ağlamalı, sarılmalı, kötü bir veda oldu ki hayatımın en kötü vedası olabilirdi. Şimdi biraz burada gezeceğim, kafamı dağıtmaya çalışacağım. Daha sonra da uçağıma binip Türkiye'ye geri döneceğim. Hindistan Delhi Havaalanı'nda şöyle bir yer var, yoga zone diye. Şuranın arkasına böyle mat falan koymuşlar yere, yoga matları falan var. Böyle yoga yapmak isteyenler için bir alan yaratmaları gerçekten çok hoştu. Şimdi benim kapım 3. 3'e doğru ilerliyorum. Pek bir şeye bakamadım. Saat 5'e geliyor çünkü. Bir de tek başımayım. Aksi bir şey olsun istemiyorum. O yüzden böyle erken erken gideyim, bekleyeyim orada. Üzüntüden bile hiç uyumadım. Kaç 16-17 saattir. O yüzden pek iyi değilim. Hem Rajan aklımda da şimdiden onu çok özledim. Hem de Hindistan'da sabah oluyor ve bugün benim son günüm. Tabii ki bunun üzüntüsü var. Hindistan'daki son çayım ve son bisküvim.
burada dediğim gibi artık sabah oldu. Saat 6'ya geliyor. Benim son 50 dakikam kaldı. Biraz aç hissettiğim için, bir de buradaki çayı da bu aralar çok sevdiğim için çay aldım. Halim pek iyi değil gerçekten. Rajan'ı da aradım az önce. O da beni Delhi'ye bıraktı. Şu an Amritsar'a gidiyor. Yani ölüm var ne yazık ki ve bu ölümler hayatımızı değiştirebiliyor. Bunu anladık. Hani ben tabii ki Rajan'dan ayrılacağımı, hani onsuz bir gün bile geçireceğimi tahmin edemezken, şimdi benden bir 15-20 gün sonra gelmesi, işte hayatımızın artık daha çok Hindistan-Türkiye arasında oluşu bizi tabii ki etkiledi. Karabiber de var galiba bunun içinde. Bizim evde yaptığımız böyle değil tabii ki. Bu fazla baharatlı. Macerası sona erdi. Artık gidiyorum. Hoşçakalın Hindistan. Görüşmek üzere. En yakın zamanda. Bayağı kötü bir yere oturuyorum. Ah. Uçağın en sonunda ve gördüğünüz gibi sağımda ve solumda birkaç kişi oturacak şekilde gerçekten iğrenç bir yere oturtmuşlar beni. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Hemen Rajan'a da göstermem lazım. Hemen ona da çekip atayım WhatsApp'ı. Çünkü hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Çok kötü diyorum. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bakın. En arkadayım. Ve ortadayım. Bu arada yolcuların çoğu Hintli. %80'i hatta %90'ı falan. Oturacak yanına falan merak ediyorum ya. Ya da umarım kimse oturmaz da ben de böyle biraz uyurum rahatla. Bir de ben buraya gelirken bizim uçağımız değişti. Yani arızalandı. Asıl bineceğim uçak ve 15-17 saat falan uçuşum ertelendi. O süre zarfında ben şurada yukarıda gördüğünüz çanta koyma yerlerine orada bir çantamı unuttum. Tekrar aynısını yaşamak istemiyorum. Umarım herhangi bir şey unutmam. Evet, uçağımız şu an 3 dakika gecikti. 6.55'ti normalde ama 6.58. Ne yazık ki hala hareket etmedi. Ben de bekliyorum. Yani Hindistan'a kayınpederimin vefatıyla gittim. Daha sonra 1 ay 10 gün falan kaldım Hindistan'da. Ölümden sonra yapılan ritüeller, ölümden sonraki hayat, ölümden sonra kalan kişi, kalanlar falan inanılmaz farklı bir deneyimdi benim için. Özellikle işte ölümden sonra yapılan ritüeller gerçekten çok farklıydı. Şu an kafam o kadar allak bullak ki bunları hem işte bir yerde izlermiş gibi değil, okurmuş gibi değil, dinlermiş gibi değil. Bunları yaşamak gerçekten çok farklı bir deneyimdi benim için. Hindistan inanılmaz farklı bir ülke. Bence maddi, manevi imkanı olan herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Benim için çok farklı tecrübeler Hindistan. O kadar uykum var ve o kadar canım sıkkın ki uçak hareket eder etmez direkt uyuyacağım. Rajansız uyumam nasıl geçecek bilmiyorum.
Indigo Airlines and Turkish Airlines corporate flight. Flight number Indigo 011 from Delhi to Istanbul, Shirkat is speaking from flight deck. 6 saat 50 dakika sürecek. Uçak dolmaya başladı. Nasıl en arkada olabilirim? Şuraya bakar mısınız ya? En kötü yere oturtmuşlar beni. Yanıma da bu adamı koydular. İstanbul'a vardık. Gerçekten heyecanlıyım. Bundan sonra nasıl olacak? Türkiye'ye ilk kez kendim geliyorum. Hindistan'a ilk kez kendim gittiğim ve kendim döndüğüm gibi. Çok farklı bir tecrübeydi benim için. Evet, Türkiye'deyim. Burası İstanbul Havaalanı. Şimdi diğer çantamı almaya gidiyorum. Bir gün İstanbul'da kalıp tekrar İzmir'e geri döneceğim. İzmir'deki hayatımız devam ediyor çünkü. Orada işte evimizi falan biliyorsunuz. Biraz bunlarla ilgileneceğiz falan filan. Hindistan macerası bitti. Vloglar çok fazla değildi tabii ki. 1,5 ay kaldım ama genelde yani Hindistan hayatım boyunca en çok evde kaldığım süreçti. Çünkü çok fazla gelen vardı. İşte bir kaybımız vardı. Eğlenecek. Tabii ki herhangi bir modumuz yoktu. Ama Hindistan'a tekrar en yakın zamanda gideceğim sanırım. Eylül ayı gibi. Ve zaten şu an orası çok sıcak. Muson iklimi başladı. O yüzden en iyisi Eylül, Ekim, Kasım ayında oraya gitmeyi tercih etmek.